Tıpkı İstanbul seçimlerinde olduğu gibi sakin bir dil kullanalım dedi. Kendilerince doğru olabilir ama millet bu dili anlamadı. Millet maalesef Cemal Engin Yurt'a bile PKK'lı dedi. 14 yaşında ülkücü kuruluşlar davasından vatan, millet, devlet, bayrak, ezan diyerek 4 yıl hapis yetmiş, yapmış Cemal Engin Yurt'a bile PKK'lı dedi ve bunu inandırdılar. Neyle inandırdılar? Her gün televizyon ekranlarında yaptıkları yalanlarla. Nevşehir Belediyesi. Nevşehir Belediyesi'nin bugün tutuklanması gerekiyor o belediye başkanının. Ne diyor? Afiş asmış. Kemal Kılıçdaroğlu gelecek, Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacak. Ankara'da bir jelibuncu deli var. Ankara'yı parsel parsel pazarlayan bir hain çıktı, afişler yaptı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP adına. Dedi ki APO'yu serbest bırakacağız dedi. Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacağız. Ama biz çıkıp şunu diyemedik. Kusura bakmasın Zeynel kardeşim. Gelecek. Ama şunu diyemedik. Toplu bir şekilde CHP olarak diyemedik. Hadsiz herif, edepsiz herif. Siz 71 yaşında diye 4 tane çocuğu betona gömen, 14 yaşındaki çocuğu betona gömen şerefsiz katilleri affettiniz. Siz Gaffar Okan ve 5 arkadaşını, 5 polisimizi şerefsizce katleden Hizbullahçıları salıverdiniz Adalet Bakanlığı'nın emriyle. Siz Gonca Kuruş'u kafasına sıkarak öldürenleri serbest bıraktınız. Ama siz 84 yaşındaki Vural Atar'ı Atatürkçü olduğu için, Cumhuriyetçi olduğu için hapishanede öldürdünüz. Siz şu anda Çetin Doğan ve arkadaşları 90 yaşına merdiven dayamalarına rağmen hem rütbelerini söktünüz, hem maaşlarını ellerinden aldınız, hem de Atatürkçü ve Cumhuriyetçi oldukları için hapislerde yatırıyorsunuz diye boy boy videolarını, afişlerini göstermemiz gerekirken, işte bu iman gibi soytarıları dinleyenler bize vatan haini dedi, PKK'lı dedi ve seçime giderken de açlığına bakmadı, yokluğuna bakmadı, soğan alamadığına bakmadı, çocuğuna, torununa hediye oyuncak alamadığına bakmadı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 bin lira Kurban Bayramı'nda sana emekli para vereceğim dediğine bakmadı. Sanki Kurtuluş Savaşı veriyormuşçasına, vatanı kurtarıyormuşçasına bizi HDP'li, PKK'lı, FETÖ'cü yaptılar. Bu söylemi de kim kullandılar işte, İstiklal, abi, istiklal vesaire. Kim FETÖ'cüydü? Bunlardan daha büyük FETÖ'cü mü var? Recep Tayyip Erdoğan ne istediler de vermedik demedi mi? Mahlubeci Bekir Bozdağ, dön yeşil gözlerine kurban olduğum hocam dön demedi mi? Süleyman Soylu Samanyolu televizyonda çıkıp ağlamadı mı? Devlet Bahçeli'ye hakaret etmedi mi bu adam? Şimdi biz bunları göstermeyince, biz bunları anlatmayınca yalan yanlış ifadelerle Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüntülerini yayınlayıp yanında Kandil'deki bir hainin sanki şarkıya eşlik edercesine o filmin içerisinde o da varmışçasına yayınladılar. Aşağıdaki gariban eyvah ben kime oy vereceğim? Kemal Kılıçdaroğlu gelirse tekrar terör mü yenildi? Bunu Erdoğan kardeşim, burası çok önemli diyerek özellikle o videoyu yayınladı. Erzincan'daki amcam halam geçmişte terörden yaşadığını aklına getirdi. Eyvah aynı günler geri mi gelecek dedi. Adıyaman'daki, Maraş'taki bundan etkilendi. Ama şunu anlatamadık. Anlatamadık. İlk PKK'nın Türkiye'de suikast düzenlediği Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüntülerini gözlerinin içine soka soka gösteremedik. Gösteremedik. Biz gösteremedikçe de onlar gösterdiler ve maalesef millet patates soğana Erdoğan'ı yedirmeyin. Biz vatan millet diyoruz. Hangi vatan millet dediler? Hangi vatan millet? Türk bayrağının isminden rahatsız oluyorum diyen, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden rahatsız oluyorum diyen, anayasanın ilk 4 maddesi değiştirilmelidir diyen, Şeyh Said denen vatan hainine kahraman deyip Mustafa Kemal Atatürk'e katil diyen, Hüdapar'ı yanına aldılar, biz Hüdapar'ın cinayetlerini anlatamadık ya. Hüdapar'ın Hizbullah'la olan ilişkilerini anlatamadık. Hizbullahçı teröristlerin, Hüdapar'da yönetici olanların ismini yayınlayamadık ya. Resmini yayınlayamadık ya. Ve çıktılar, Hüdapar yerli ve milli dediler. Bugün Melih Gökçek diye bir adam da deneyeceğim. Jeliboncu çıkmış, benim resmimi koyarak paylaşmış. Hüdapar miting alanında diyor ki, bize diyor bir de bayrak düşmanı diyorlar. Şu bayraklara bakın ne bayrağı. Şu bayraklara diyen adama yerli ve milli demiş ahlaksız. Onun üzerinden
benim üzerinden de çakarak güya siyaset yapıyor. Ulan Melih Gökçek, Allah sizi perişan etsin. Lanet olsun sizin insanlığınıza. Çok kızdınız. Biz Hizbullah Partisi'ne bile yerli ve milli dediniz ya Cumhurbaşkanı ile beraber. Millet size oy vermiş olabilir. Ama Allah katında hesap vereceksiniz. Vallahi de vereceksiniz, billahi de vereceksiniz. 17-25 Aralık'ta 750 bin dolar saati rüşvet diye alan hırsızlar Allah katında hesap vereceksiniz. Kocasının şirketinden bakanlığını soyduranlar hesap vereceksiniz. 418 milyar doları çalan Beşli Mehmetli arkadaşları ve onlara yol veren iktidar hesap vereceksiniz. Kul hakkı yiyenler hesap vereceksiniz. Recep Tayyip Erdoğan oğluna, çocuklarına Amerika'da aldığın Muhammed Ali'nin çiftliğini hangi parayla aldın? Allah katında hesabını vereceksin. Kızılay'dan Türkan Vakfı'na kaçırdığınız milyonlarca doların hesabını Allah soracak size millet sormasa da. Gelecek o günler ve göreceksiniz. Allah'ın izniyle Allah'ın adaleti hiç şaşmamıştır. Bugün insanları kandırabilirsiniz. İnsanları bölüp parçalayabilirsiniz. Yani öyle kötü şeyler söylediler ki Kemal Bey sustu ya. Alevi'ye oy verilmez dedi. Alevi'ye oy verilmez dedi. Ben kızımı 20 gün önce Alevi'ye verdim ya. Canımı Alevi'ye verdim. Ama bu memleketin insanlarını işte camilerde öyle alçakçasına böldüler ki Alevi'ye oy verilmez dedirttiler. Sanki Alevi, o Alevi ki Hacı Bektaş Veli, o Alevi ki Güvenç Aptal, Sarı Saltun, Pir Sultan Aptal, Yunus Emre, Dadaloğlu, Karacaoğlan, Türküz biz, Türkü söyleriz diyen Aşık Veysel'in çocukları, Çetni, Kıpça, Türkmen, yörük olan Alevilere bu memlekette bölücülük yaptılar ve maalesef bu milleti inandırdılar. Ben hatayı kendimizde arıyorum. Hatayı biz ittifak olarak doğru düzgün çalışmamakla arıyorum. Hiç kimseye kızmayacağız. Onun için de şimdi inat ettim. 6 gündür dün Balıkesir Gönen'deydim. Bugün yine 4 yerdeydim. Her gün gidiyor, geziyor, dolaşıyorum. Dilimin döndüğünce anlatıyorum. İkna ama ediyor musunuz peki Cemal Büyük Bey? Oranda insanlar ikna oluyor. Çünkü iktidarın ne kadar yanlış içinde olduğunu hemen gördüler. Hüdapar meclise girerse yemin etmeyecekler. Bunu gördüler. Yemin törenini ertelemeye çalışıyorlar. 25 Mayıs'ta kesin sonuçları yayınlayacaklar. 28 Mayıs'ta da seçim olduğu için yemin töreni 29 Mayıs'a aksayacak. Ve böylece bu işten kurtulmuş olacakları için Hüdapar'ın yemin etmediği anda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni protesto ettiği anda bu millet meclise kimi soktuğunu görecek. Bunu anlıyor insanlar. En önemlisi birazdan tartışırız ama iktidarın daha gitmedikleri bir anda, seçimin birinci turu bittiği anda kredilerin iptalini, evet, kredi avanslarının nasıl iptal edildiğini millet gördü. Milletten evet, ziyade evet, iş adamı gördü. Şu an iş adamları iflas ediyor. İş adamları batıyor şu anda. Krediler dolara çevrildi. Kredi alamıyorlar bir kuruş. %30'un altında faiz yok. Türkiye batıyor. Şu son bir haftada ben görüyorum ki iş adamı da görüyor. Borsacı batıyor ya. Çiğdem borsacı batıyor. 4 milyon borsa oynayan küçük yatırımcı. Borsa kumarhane mi ya? Borsa gayrimeşru bir yer mi ya? Kendi varlık fonundan borsayı yönetip borsada para kazanan bu iktidar, aşağı düşüren de varlık fonu Recep Tayyip Erdoğan, yukarı çıkaran da Recep Tayyip Erdoğan. Bir aydır insanları batırdı, iflas ettirdi. Bu SPK'dan Kemal Kılıçdaroğlu hesap soracağım dedi. Bunu dediği gün iş dünyası birleşti. Kemal Kılıçdaroğlu'nu bitirmek için el birliği yaptılar. Bu 5 milyon küçük yatırımcı artık gerçeği gördü. İnşallah bu 28 Mayıs'ta el mi yaman, bey mi yaman görecek Recep Tayyip Erdoğan.